Merhaba arkadaşlar. Sağlıklı ve mutlu günler. Biz bugün mücver yapıyoruz. Ve evdeki bulunan sebzelerden yapıyoruz. Patlıcan, biber, kırmızı yeşil biberler, kabak, patates, soğan. Yani ne varsa ondan yapıyoruz. Şöyle küçük küçük doğruyoruz. Küp küp doğruyoruz. Küçük küçük. Kimisi rendeliyor ama biz rendelemiyoruz. Rendeleyince sulanma yapıyor diye biz rendelemiyoruz. Ama zevkinize göre yapabilirsiniz. Böyle doğrayacağız hepsini. Sonra tekrar paylaşacağım. Evet arkadaşlar, doğradık gördüğünüz gibi. Rengarenk. Çok güzel bir görüntü oldu. Böyle doğruyoruz. Şimdi içerisine peynirini, sütünü, yağını, ununu katacağız. Peyniri de doğruyoruz. Böyle. Beyaz peynir katıyoruz biz. İsteğe bağlı. Ne isterseniz katabilirsiniz. Kaşar da katabilirsiniz. Evet. Yumurtalarını kırıyoruz. Siz daha hızlı yapabilirsiniz. Biz çok yaptık çünkü misafirimiz var. Birazdan çayın yanında yemek için. Evet. Yağını da koyduk. Zeytinyağı. Biz zeytinyağı kullanıyoruz. Sıvı yağ kullanmıyoruz. Süt. Bunları bir karıştırayım. Tamam. Ve tuzunu koyacağım şimdi. Tamam. Tuzunu katıyoruz. Ununu katıyoruz. Hepsini göz kararı yapıyoruz. Karıştırayım. Tamam. Bir karıştıralım bakalım ne kadar olacak. Şimdi içine biz keten tohumu katıyoruz. Haşhaş katıyoruz. Baharatçıdan aldık biz bunları. Çörek otu ve susam. İster katarsınız, ister katmazsınız ama biz sevdiğimiz için katıyoruz. Güzel bir tat veriyor. Evet, güzel bir tat ve hoş bir koku veriyor. Evde maydanoz olsaydı ya da taze soğan, onları da katsak güzel olurdu. Ama evde yoktu. Böyle yap. Sağlıklı, mutlu, huzurlu yaşayacağız. Arkadaşlar, iki tane kabartma tozu katıyoruz. Çünkü biraz fazla olduğu için kabarmaz yoksa. Daha az yaparsanız bir tane yeterli gelir. Bizim büyük bir tepsi olacak. Biz ceviz de katıyoruz. Bu kadar. Unutmuştuk, sonra aklımıza geldi. Arkadaşlar, tepsinin tabanını tereyağıyla biz yağlıyoruz. Ama sıvı yağ da olabilir, zeytinyağı da olabilir. Tereyağı daha güzel olduğu için daha güzel yapıyor. Kızartıyor güzel. Evet. Tepsiye koyuyoruz böyle. Kaşık kaşık.
Bu arada ben bamya turşusu yapmıştım. Onu da sizlerle paylaşacağım yapımını. Çok güzel oldu. Kıtır kıtır oldu. İnşallah en kısa zamanda onu da sizinle paylaşacağım. Gördüğünüz gibi tepsiye yaydık. Ve üzerine küçük parçacıklar halinde biraz tereyağı koyuyoruz. Bu da daha güzel kızarmasını sağlıyor. Şimdi fırına vereceğiz. Üzerine biraz da susam attık tekrar. Az da çörek otu. Şimdi fırına vereceğiz. Sıcak fırına vermiyoruz. Soğuk fırına veriyoruz. Derecesini söyler misin? 180 derece fırında. 180 derecelik fırında pişecek. Sonra ayarlı. Kontrollü gideceğiz. Şimdi tepsiyi bir kontrol edip ters düz ediyorsun, çeviriyorsun değil mi? Evet. Tamam. 180 derecede devam ediyoruz değil mi? Evet. Tamam. Arkadaşlar bizim mücverden kalan az bir malzeme vardı. Onu da atmaya kıyamadık. Çünkü atarsak müsriflik olur. Yazık olur. Bulamayan insanları düşünmek lazım. Böyle yaptık. Kaşıkla koyuyoruz. Kaşıkla koyup şekil veriyor ve böyle kızartıyor yağda. Enfes oluyor. Denemenizi tavsiye ederim. Çok müthiş bir tat oluyor. Daha fırındaki pişmeden bu pişti bile. Abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Yorum ve beğeni yapın. Pişti galiba. Çıkarıyoruz. Enfes bir görüntü. Biraz sonra biraz kendine gelsin. Ocak fırından çıktı. Servis ederken birlikte izleyelim. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi biraz dinlendi. Çok güzel kızarmış. Şimdi keseceğiz. Bakalım nasıl olmuş. Çok güzel. Kıpkırmızı olmuş. Şimdi kesip altına bakacağız. Gördüğünüz gibi altı da çok nefis kızarmış. Oh oh. Müthiş. Evet arkadaşlar, bu fırında bu da kalan yağda kızarttık. İkisi de çok güzel oldu. Bizleri izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Abone olmayı, yorum yapmayı ve beğeni atmayı unutmayın. Sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun.